Halter'e ben lisedeyken başladım. Lise 1'deyken Ekrem hocamız gördü beni teneffüsteyken. O zaman başladım. Gel dedi, ben sana halter yaptıracağım dedi. Sana başarılar da elde ettireceğim dedi. Onun sayesinde başladım. İlk senemde çalıştım. Hani çok çalıştım. İlk başta ben başlamadan önce okul sırasında antrenman yapıyorduk. Ondan sonra Ekrem hocam kendi imkanıyla bench press yaptırdı bize. Türkiye şampiyonasına geçen sene katıldık. Kampa girdik, dünya şampiyonası kampına. Orada da dünya şampiyonasına 4,5 ay, 5 ay çalıştık, hazırlandık. Kamp yarışmaya gittik. Meksika'da dünya şampiyonasına girdik. Ben gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldum. Artı rekorunu kırdım. 167 idi rekor, ben 180 kaldırdım. Bundan sonraki hedefim 2018 Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası büyüklerdeyim artık, genç limitti. Büyüklerde daha iyi başarılar elde etmek. Ve derece yapacağıma da inanıyorum Avrupa'da. Yine tekrar Türkiye'ye, Antalya'mıza altın madalyayla döneceğim inşallah. İlk başta başladım. 2 ay sonra Türkiye şampiyonası oldu. Orada birinci oldum Konya'da. Sonra kampa girdim işte. İlk kamp dönemimi yaşadım Adana'da. Bayağı güzel geçti kamplar. Dünya şampiyonasına gittim. Orada dünya üçüncüsü oldum gençlerde. 49 kiloda. Türkiye'yi temsil ettim orada. Başarıyla Allah'ın izniyle madalyayla döndüm. Hedef Avrupa var gençlerde. İnşallah Allah'ın izniyle orada da Türkiye'yi temsil edeceğim. Madalya'ya dönelim inşallah. Şimdi okullarda, sınavlarda antrenman yaptık. Tabii ki bu zor şartlarda. Tabii bu başarılar gelmesi uzun zamandır olarak geldi. Tabii şimdi 10 bin kişilikte, hani Antalya 10 bin kişilik spor salonunda salon verildi. Daha iyi imkanlar, yani daha iyi imkanlar olacak. Yani ama şunu demek istiyorum. Halter gitgide daha yerlere geliyor. Ama destek olmazsa yani iş adamları bu çocuklara 2020'de hani destek olurlarsa 2020'de daha çok başarı geleceğinden eminim. Belki burada olimpiyat şampiyonu çıkacak.